Şimdi deprem günü benim misafirlerim gelecekti. Tabii akşamdan haber verdiler. Ben hazırlandım falan. Çok güzeldi o günler. O gün. Kalabalık Almanya'da arkadaşım işte eşim, dayısının gelini de oluyor. Anneleri geldi. Kardeşleri, abisinin çocukları falan. Bayağı güzel kalabalıktık. Hep içimizde bir sıkıntı vardı. Annesi de arkadaşımın, gidelim kızım. Ne zaman gideceğiz kızım? Ben çok sıkılıyorum kızım. O gün böyle kadında bir sıkıntı, oturmadı. Çayını bile içmedi, yani içemedi. Neyse kalktı gitti onlar. Kızlar da vardı, kızımın arkadaşları. Kalın dedim onlara bu gece burada. Yok dediler, deprem olur falan, biz kalmayalım. Evde eskiydi tabii, iki katlı ahşap bina. İşte kalmadılar, gittiler, geliriz biz yine dediler. Eltim'in oğlu da geldi. O da arkadaşıyla geldi. Balkonda oturdular. Balkonda eski tabii ev. Dedi oğlum dedi, ya bu ev dedi bir deprem olsa yıkılır dedi işte. Aynı böyle. Misafirlerle neşeli muhabbetten sonra hiç kimse kalmak istemedi. Ben göndermek istemedim. Çünkü gelen misafirler uzaktan geldiği için kalmadılar. İyi ki de kalmadılar. Çünkü belli bir saatten sonra biz esnaflık yaptığımız için uyku şeyi de girdik. Saat nasıl söyleyeyim ben size. Yani 2'den sonra diyelim. 3.30'dan sonra da bizim olay insanoğlunun aklına gelmeyecek bir perdesi bitti. Yani insanoğlunun bir akşamda, bir gecede nasıl var olup yok olduğunu tahmin edemeyeceğimiz bir olay yaşadık işte. Deprem denen en büyük felaket. Deprem gününü çok net hatırlamıyorum. Çünkü çocuktum, 6 yaşındaydım. O günlere dair net hatırladığım tek şey, okula yeni yazıldığımda annemle beraber gitmiştik beni hazırlamaya. Ve o gün bize gelen misafirlere okuldan ne kadar korktuğumu anlatmıştım. Yani dediğim gibi çok fazla bir şey hatırlamıyorum. O gece yine annem beni yatağıma aynı saatte yatırdı. Ama ikinci kattaydı odam. İkinci katta uyudum. Sokakta uyandım. Deprem olduğunda 15 yaşındaydım. Çok net hatırlayamıyorum bazı şeyleri tabii ki. Sadece o günün çok kalabalık geçirdiğimizi ve evimizin eski olduğu için sürekli bir deprem konusu döndüğünü çok iyi hatırlıyorum ve yattığım odada işte hani duvara vursam yıkılır diye kuzenimin söylediğini iyi hatırlıyorum. O gece depremle uyandığımda sadece odamın yıkıldığını düşündüm. Yani sadece evin, benim yattığım odanın yıkıldığını ve herkesin uyuduğunu, beni kimsenin duymadığını. Yani bunun üzerine önce o yüzden o şekilde bağırdım. Yardım isterken uyanın diyeydi ilk tepkilerim. O yaptık. Zeynep de işte hani giyinmeden yatayım anne dedi. Yok dedim kızım, giyin sen, deprem olur, bir şey olur, öyle dedim. Olmaz dedim yani.
Neyse o da öyle yaptı, giyindi pijamalarını. Biz de yattık, yorgunduk tabii, çok o gün yorucu bir gün geçirmiştik. Yattık, bir şeyler oluyor mu ben anlayamadım. Böyle patır 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 bir şeyler dökülüyor, kırılıyor evin içinde, ben hiç anlamadım depremin olduğunu. Rüya görüyorum dedim herhalde, kabus görüyorum dedim ama sımsıkıp da benim sarıyor birisi böyle. Sardığını hissediyorum ama deprem olduğunu hiç gene aklıma gelmiyor deprem oldu. Ki yani yaşaması çok korkunç. Niye derseniz ne yaptığımızı bilmedik. Ben mesela aileme sarılmışım, niye sarıldım bilmiyorum. Sadece onun düşeceğini tahmin ediyorum. Ama nereye düşüyoruz gözlerimizi bile açamadık. İşte o kadar olay anında oldu ki hissedemedik depremin ne olduğunu. Meğer deprem oldu. Yani sonradan öğrendik ki biz arkadaki komşunun iki kattan bahçeye düştük ve hayatımda ilk görmediğim şeyi gördüm. Yıldızlarla kardeş oldum. Sonra evimizin bahçesi arka tarafa bakan yer. Biz oraya düşmüştük meğer, ev yıkılınca işte paramparça. Ay dedim, benim hurçlar vardı böyle dolapların üstünde. Bahçede ne işleri var ki bunların diyorum, uykudayım ya. Sanki rüya gibi geliyor bana. Bir şeyler yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor böyle. Gene ben anlayamadım deprem olduğunu. Ay sonra kendime bir geldim. Deprem olmuş. O ışıkları gördüm ben en sonunda, o yıldızlardan sonra. Meğer bahçede komşumuz arıyormuş yani herhangi o kendi akrabalarının insanlarından dışarıda insan var mı, bizi gördüler. Olayı orada fark ettik, deprem oldu. Ki ben hiç yapamayacağım işi yaptırdılar bana. Çocuğum pantolonu giymiş ama nasıl giydim bilmiyorum. Çünkü arkamıza baktığımızda evimi göremedim. İşte o zaman anladım evimizin paramparça ve bizim hayatımızın bittiğini. Bu sefer çocuklar aklımıza geldi. Çocuklara gittik. Bir Ferhat'la Serhat. Bu sefer kızım yok. Annem yok. Annem garibim. Bu çocuklarla beraber yattığı için gece tuvalete kaldırınca yer değiştiriyor. Suçu o. Yer değiştirince çocuklar da yan yatağa yatınca onlara delik açılmış ve aşağı inmiş. Annem de kalasların arasında çivilerin içinde kalmış. Çıkamamış garibim dışarı. Ama kızım yok. Sonrasında üzerime bir şeylerin geldiğini ve aşağı doğru kaydığını çok iyi hatırlıyorum. Onun dışında o karanlığı çok iyi hatırlıyorum. Ve sonrasındaki dışarıdaki kalabalık sesleri, sesimi duyuramayışımı ve beni bulamayacaklarını düşündüğümü hatırlıyorum. Bundan sonra buraya kadardı herhalde diye düşündüğümü net hatırlıyorum. Sonrasında babamı üzerimde yürüyüşlerini görmediği için beni, o taş yığınlarının arasında beni ararken üzerime geçtiklerini ve nerede olduğumu, seslendiklerini hatırlıyorum ve elimi çıkartabildiğimi, sonrasında beni bulduklarını iyi hatırlıyorum. Ben tabii onları çıkartınca ben orada yığılıp kaldım. Ondan sonra evde yıkılsa fark etmez. Çünkü neden? İstediğim kişileri dışarıda görünce rahatladım. Babaannemin durumu kötüydü. Aramızda en ağır yarayı alan oydu. Parmağı ve burnu kötüydü. Zaten sonrasında yüzündeki yara da oluştu. Kaybettik. Yani oradan belki de kalan en kötü hatıraydı. Hastaneye yetiştirdim ben annemi ki hastaneye giderken müthiş manzaralar gördüm. Apartmanın altında deliklerde tıkanmış insanlar. Yardım etmek istiyorsun, edemiyorsun çünkü neden? Her an sallanıyor, bir de delikten çıkartamıyorsun. O kadar dar mesafeden gözüküyorlar ki
elinden bir şey gelmiyor. Yani yaşıyorsun ama nasıl yaşadığın belli değil. Allah kimseye göstermez. Biz orada köşede boş bir arazi vardı böyle. Orada sabahladık taşların üstünde. Sonra ertesi günü bir daha böyle olmaz çocukları alalım biz şeye gidelim. Bucağa gittik. 2-3 gün dedik hani bir rahatlarız orada. Bucağa gittik. Orada da tabii kalamıyoruz. Aklımız hep burada. Evde eşyalar, insanın canı yerinde ama malını düşünüyorsun. Biz gittik neyse Murat dedi ben gidiyorum ama sabahleyin geleceğim ben kalamam orada dedi. Depremin hemen ardından biz küçük olduğumuz için bizi teyzeme götürdüler. Orada bir süre çadırlarda kaldık, bir gün yani bir süre dediğim. Sonrasında Antalya'ya gittik. Burada kalacak bir yerimiz olmadığı için. Ama tabii ki yapamadık orada da. Yani oradaki bir hafta çok zordu açıkçası. Yani kimse bir de depremden geldiğimizi anlamıyor. Kimseye ulaşamıyoruz, telefonlarımız yok. Yani hiç kimseyle irtibatımız yok. Sadece orada ailem ve ben varız. Babam zaten hemen geri döndü. Kalacak bir yer ayarlamak için. İşte biz 3-4 gün kaldık. Sonra ertesi gün Murat telefon etti. Dedi ben çadır kurdum dedi. Siz de dedi kalmayın oralarda gelin dedi bize. Geldik. Düzenimizi kurduk tabii çadırda. Düzen ne kadar olacak? Hemen 2 tane böyle işte yatak. Yatak denirse yatak, üzerimize bir tane ne bulursak, bir perde gibi bir şey yaptık, öyle bir çardak yaptık kendimize. Öyle yaşamaya başladık. Sonra babam Sakarya'ya döndü ve bize kalacak bir çadır ayarladı. Bir asker çadırıydı, küçük, bazı yerleri yırtılmış ama sonuçta bir aradaydık ve Sakarya'daydık. Şimdi herkes şey yapıyor, bizim yerimiz yok. İnsanın zaten en çok ağrına giden olay o. Gittik, Allah'tan benim evim bitti ama bir tek şeyim kalmıştı. Beton balkonum kalmıştı. Allah razı olsun komşulardan. Dedim çünkü ilerisi için bunlar yani bir şeyler yapmam lazım. Hep çadırda yaşanmaz. Çünkü herkesin eve gitmediği için mecbur eve girecekler ama biz sokakta kalacağız. O da çok kötü bir şey. Öyle derken evimizin yerine yaptık işte bir baraka. Orası çok güzel oldu. O kadar güzel oldu ki komşularımızla ev birliğine işte. Komşular yardım etti sağ olsunlar. Hemen böyle bir şeyler yaptılar. O bir şey getirdi. Birisi bir şey aldı. Bir hacı teyzemiz vardı. Dedi ben hacıya gitmiyorum. Yardım yapacağım. Dedi kabul eder misiniz dedi. Bizim tabii yardıma ihtiyacımız var. Evimiz gitmiş, hiçbir şeyimiz kalmamış. Neyse o zamanın parasıyla bana biraz para verdi. Ben gittim hemen barakama böyle muşamba aldım işte. Serdik onları, yerleştirdik. Gene komşularımız, misafirlerimiz geldi gitti. Orada çok hani bayramlar geçirdik, çok güzel günler geçirdik. Çok büyük yardım. Yardımlaşma çok güzel. Ha tabii bunun yanında aşırıya gidenler de oldu ama eğer gerçek ihtiyaçlara yardımlar verilseydi adamızdan da hiç ihtiyaçlı kalmazdı. Hep menfaatçılar türüdü. Yoksa halkımız anında yetişir. Gömleklerini falan yıkayacağız. Bir düzen yok. Nerede yıkayacağız? Nerede ütüleceğiz? Neyse öyle yıkıyorduk. Ütü mütü yok. Giyip gidiyorlardı. Mesela o yardım kuyrukları gelirdi. Hiç unutmam, yumurta aldım. Yumurtayı aldım, döndüm, ağlamaya başladım. Çünkü pişirecek şey yok. İnsan işte yok olduğunu anlıyorsun. O kötü bir şey. Yok, pişirecek bir şey yok. Tamam diyorsun, bittim. Kabullenmeyi de artık kendine çekiyorsun. Bundan sonra ne yapacağız? Nerede yaşayacağız? Yani nerede okuyacağız? Okullarımız da yoktu zaten sonrasında. Ondan sonra deprem olaylarının acı gerçeğini gördük. Yani bir akşam da bitti. Yoksa çok iyiydim. Ama Allah müsaade etti.
her şeyi zamanla yerine koyduk. Ama yani anlatılmaz bir acı var. Allah da kimseye vermez. Çünkü bittiğini hissediyorsun ki insanoğlu için en korkunç bir şeydir bu. Çünkü bir sorumluluk var, aile sorumluluğu var. Bu çocukları bir kıvama getirmiş, kendine bir adapte etmişsin. Her şeyi kaybediyorsun. Dükkanın olduğunu bile unuttum. İnsan kendine geliyor ama boş geliyor. Ama yine de bazı şeyler güzeldi. Belki çocukluktan bilmiyorum ama birlik beraberlik çok güzeldi. Herkes birbirine yardım edişi. Yardım çadırlarında çalıştık. İşte erzak dağıttık. Kızılay çadırlarında kıyafetler ayıkladık. İşte bez verdik çocuklara. Yemek verdik yeri geldi. Yani hani bunlar da güzeldi. Keşke yaşanmasaydı. Ama kötü de olsa bir tecrübe oldu aslında bize. Hani küçük yaşta da olsa. Kayıplar çok oldu belki. Bizden olmadığı için belki böyle düşünüyorum, bilmiyorum. Çok şükür bizim bir kaybımız olmadı. Maddi dışında. Bütün ailem, sevdiğim herkes yanımdaydı. Öyle böyle biz alıştık yani. Sokakta komşularla yemekler pişirdik, yedik. Birlikte sofralar kurduk, gelen oturdu. Çocuklarımız böyle oyunlar başladı. İşte böyle. Neyse çok güzel. Güzel değil tabii yani ama o günler bize güzel geldi. Çünkü hayattayız. Can kaybımız olmadı. Gölcük'tekiler bizi öldüler. Gölcük'te dayımlar komple apartmanda öldüler. Gölcük'tekiler bizi arıyorlar. Biz de onları arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Bir tek şey can sevdiğimiz radyo. Radyo ile paslaşıyoruz. Biz 30 bini geçmiş. En son 31 binden sonra 13 bine indirdiler bizi. Orada bir film çevirdiler. Aslında bizde ölü çok. Gölcük'te de hasar çok. Denize apartmanlar olduğu için ama bizdeki kadar değil. Bizde aşırı bir yıkım var. Ve insan çok. Ama politikaya bir çevirdiler işi. O gün verdiğimiz kayıpları ben insanlık kayıp olarak görüyorum. Çünkü deprem diğer ülkelerde de olan bir şey ve bizim ülkemizdeki kadar can almıyor. Yani bu tamamen bilgisizlikten ve çarpık kentleşmenin sonucunda kaynaklanan bir şey. Deprem sonrası çeşitli imar hatalarından açılan 2000 küsur davanın sadece 100'ü sonuçlandı ve bunlar da ufak tefek cezalarla kurtuldu. Günümüzde de bu çarpık kentleşme kentsel dönüşüm adı altında devam ediyor aslında. Çünkü asıl yapılması gereken yerlere değil de genellikle rant için, rant sağlamak için daha uygun yerlere binalar yapılıyor ve insan kendine sormadan duramıyor yani. Bugün de aynı şekilde deprem olsa sonuçlar çok farklı olacak.